Bilemiyordu. Şöyle kapanalı versin. Ucu çok ince ve parlatılmış bir yer olarak geliyordu. Dışarıdan ithal de onlar. Ama 2-3 defa çaldım pila. O demek ki sürte sürte o şeylere. O iğneler de pahalıymıştı. Pahalıydı tabii ki yani. Değiştiriyordu. Kaç yumurtaydı? Yok, yumurtasını bilmiyorum. 2-3 defa mı çalıyordu? Yok canım, bir sürü çalıyordur. Ha? Bir sürü sefer çalıyordur. Hayır. Bir iğne kaç plak çalıyordu? Bir iğneyle 2-3 defa çalıyordu. 2-3 plak değil, 2-3 defa çalıyordu. Hadi ya, baba sürekli değiştirmen lazım onu. Özel günlerde çalıyordunuz o zaman gramofon. Öğreniyordu zaten iğne. Her gün o zaman gramofon dinlemiyordunuz yani. Yani dinleyebildiği kadar. Ama iğne bir tane değil ki, bir kutu iğne. Bir iğneyle 3-5 plak mı dinlenirdi? Evet, 3-5. O kadar. O şeyleri sonra, siz bilmiyor musunuz? Ondan sonra değiştiriyorsun şeyi, iğneyi. Kalın olunca ne oluyor? Pes mi çıkıyor ses? Tabii, körlenir. Bozuk çıkıyor, satır atlıyor. Plağı da bozar. Ya, plağı da bozuyor. Ucuz bir şeymiş o zaman. He? Ucuz bir şeymiş o zaman. Yani plak var, o teknoloji o kadar da oğlum. Yine peki bu şey, bu gramofon alan adam meraklı bir adam mıydı? Nereden bulmuş gramofonu? Ya köyün ağasıydı, ne bileyim, almış gelmiş. Bak, o zaman. Zengin bir taneydi o olmuş. Sizin köyde ağa mı vardı? İşte köyün ağası. Ağalık var mıydı orada? Var mıydı ağalık? Hasan ağa derlerdi. Yani ağalık yok. Yani şeydeki ağa, senin anladığın anlamda şarttaki ağalık yoktu. Yani herkes ona hizmet eder anlamında değil. Ama sözü geçer. Zengin olduğu için. Sözü geçer. Orada adamın bir de şey özelliği vardı. Hayvanın bacağı kırıldı, onu tamir eder. Bilmem ne yapar falan böyle. Veteriner. Veteriner diyeceğim. Veteriner olur mu? Ne veteriner? Köyün. Pratikte veteriner. Genel kültürü en yüksek olan kişi. O tahtalarla mahtalarla sarardı. Hayvanın bacağını, insanları da şey derdi yani. Gene o bacağı kırılanları sarardı. Çok ilginç yalnız. Canlı. O sizin şu anda alçıya aldığınız kol bacak var ya, ondan daha çabuk iyileşirdi. Bir şey de sürüyor muydu? Hayır. Sağına sonuna şeyleri, tahtaları koyardı böyle ince. Üzerine sarardı. Eğile yoklar yoklar böyle. Para alıyor muydu? Vallahi bilmiyorum o zaman. Ben çocukları ne bileyim, alıyor muydu almıyorum, onu şey diyemiyorum. Senin kırılmadığın ama bir yerin. Ama yandaki köylerden bile ona gelirlerdi ya, meşhurdu. O nereden öğrenmiş? Ne bileyim, o da herhalde o anasından, babasından, nerede öğrendiyse ustasından. Yaşlı mıydı çok? Yaşlıydı. Eski kibrit kutuları, şimdiki kibrit kutularının aynısı mıydı? Gibi idi. Bence o kutular daha cazip yani. Çekmeceli. Değil. Şimdi çekmeceli oluşu değil. O güzel beyaz üzerine şeyleri, boya, baskı, baskıları, bilmem neleri var ya, o çok farklı bir şey. İncecik yazılar. Çok farklı bir şey. Belki şimdikiler kadar bile güzel değildi ama onun yanında çok farklı bir şeydi. Sakladın mı sen kutuları? Ya, o zaman ben onlar çok kıymetliydi. İşte 4-5 tane kutum vardı böyle. Allah, onları hep alır severdim, bakardım. O şeylerden. Başka oyuncağı yok mu? Oyuncak bu benim. Oyuncak yapıyormuş. Geçen gün sevdenlerle şeye bakarken o fotoğrafları. Ne oldu sana kutular? Böyle bir yollara. Ne oldu sen? Büyüyünce onlar değerini kaybetti tabii. Hasta olunca. Fakat ilginç bir şey. O zaman şeyler vardı. Kilitler böyle. Kilitlerin anahtarları içi delikti. Ama göbekli şey, kilitli iç ortasında ya, bir tane pin vardı böyle, oraya geçerdi böyle, çevirirdi. Şimdi ben merak ederdim, bu kilitler içinde ne var da böyle açılıyor, kapanıyor veya açılmıyor, anahtarsız açılmıyor. Onlardan kaç tanesi kırmışımdır ben, içini görmek için. Sonra çözdüm işi, ben yapmaya başladım. Öbür ayağımda yoktu. Anahtar yapmaya başladım. Çinko şey vardı, malzeme böyle. Nereden geldiyse, çatıdan mı geldi, nereden geldiyse, o çinko malzemeden kesip anahtar yapıyor. Açıyor muydu? Açıyordum, evet. Ve herkes şaşırıyordu. Nasıl yapıyor bu, nasıl işini beceriyor diye. Sen de köyün çilingiri oldun yani. Ben de köyün çilingiri. Ama babamdan öğreniyordum. Babam... Deden mi anlatıyordu sana? Hayır. Böyle böyle çalışıyor diye. Babam bir iş yaparken ben hep seyrediyordum. Nasıl yapıyor? Anlatmıyor muydu? Yok, anlatmıyordu. Anlatmıyordu ama o civar köylerin de tamircisiydi. Bütün silah tamirleri ona gelir. Makine tamirleri, o zaman şey aynen, makineleri vardı böyle, yağ makineleri. İşte aynı şey, sütten yağ çıkartma makineleri. Yani o tür şeyler hep gelir, babam tamir ederdi. Tüfekçi Ahmet.
Köyün kan arabası yapıcısıydı. Tekerini kendisi yapardı. Uyduruk böyle bir tane şey yapmış kendisi. Torna gibi. Birisi çevirirdi. O da kalemi tutardı. Onunla böyle yontardı. El tornası. El tornası. Tabii tabii. Ama şey falan yok. Makine falan yok. Birisi çeviriyor. O da bıçağı tutuyor böyle. Nasıl be? Makaralı sistem mi var? Hızlı dönmesi lazım. Ya şey, birisi çeviriyor. İki tane şey yapmış böyle. Yatay şey. Ortasına koymuş şeyi. Ne öyle hatırlıyor. Nasıl sevdi mi tabii? Sonra onun etrafına çember geçirilmesi gerekiyor. O çember geçiren uçlara gemiciler başka yerden gelirdi. Öyle mi? Ayda köyde yok, köyde yok muydu? Yoktu, köyde yoktu. Dışarıdan gelirdi. Onlar o şey tekeri ölçerlerdi. Çemberi önce uzun çubuğu ortasını oluk şeklinde yaptıktan sonra kaynak yaparlardı. Sonra tezekleri böyle yığarlardı. O çemberlerin etrafına. O tezekleri yakarlardı. Tezekleri yakarlardı. Tezekler yanınca çemberler ısınınca genişliyor. Hemen 4-5 tane kişi böyle onların özel bir kancaları var. Hemen tekerin üzerine geçirirler onu. Böyle kastırırlar tekerin üzerine etrafına geçirirler. Ondan sonra birisi de su döker. Ağaç yanmasın diye hemen kızgın demir tabii. Ondan sonra böyle soğuyunca şey çember bir sıkar tekeri böyle bir daha çıkmaz artık o. Çok ilginçti. Ben hep seyrederdim onu nasıl yapıyorlar böyle ki. Ya her zaman gelmiyorlar herhalde köyün üstünden geldi. Gelmiyorlar canım böyle 3 ayda 5 ayda bir gelirdi onlar demirciler. İhtiyaç olunca. Köyde demirci yok muydu hiç? Yok. Dedem niye yapmıyordu? Dedenin işi değil demirci. O ayrı bir şey oğlum. O ayrı bir şey. Demir. Neyle kaynatıyorlardı o zaman? Döverek. Demir. Döverek kaynar evet, mı demiri? Döverek kaynatıyorlardı. Demiri çok ısıtırsın. Araya da o zaman şimdi öğrendim ben. Buraks diye demir tozu, kaynak tozu diye bir toz vardı o zaman. Onlar, belki onlar da bilmiyordu ismini. Ekerler ondan sonra döverler. Demir birbirine kaynar. Elektrikli makine yok. Ne? Elektrikli yok. Makine yok. Yok yok elektrikli yok, makine de yok. Çok ilginçti ya. Bir de ne çingeneleri mi seyrediyordun sen? Tabii çingeneleri de seyrediyordum. Nereden ne öğrendin? Bak çok ilginçti. Hiçbir çocuk gelip de köyde böyle çingeneler gelirdi mesela yüzük yaparlardı. Bir şeyler yaparlardı. Nasıl para, yüzük para, yaparlardı? Baya gümüş yüzük yaparlardı. Gümüşten yaparlardı. Gümüşten yaparlardı. Ne yapıyorlardı? Köylüleri satıyorlar mı? Tabii köylüleri satarlardı. Bir kalaycı takım vardı. Gelir kalay kalaylar. Nasıl bayağı çingene miydi bunlar? Kara çingene. Çingene, çingene hep böyle dalları var ya. Demirciler. Kalaycılar. Mesela o gümüşün üzerine gümüşü yaptıktan sonra üzerine yazı yazarlardı. Motif yaparlardı. Siyah bir motif oluşurdu. Ben çocuk aklımda nasıl yapıyorlar bunu diye bilmiyordum. Hala bir şey mi yani? Onun ama karartma yapıyor. Demek ki şimdi öğreniyorum. Asitle falan yapıyorlar. Tabii karartma yapıyorlar. Onlar öğrenmişler o işi. Ben hep onlara bakardım nasıl. Bayağı onlar da zanaat sahibiymiş yani. Peki tabii canım. Yürüyerek mi geziyordu bunlar? He? Yürüyerek mi geziyordu arabayla mı? Her birisinin ya arabası vardır. Tek atlı, iki atlı ya da hayvanı vardır. Öyle gezerler. Sizin hayvan var mıydı? Var tabii canım. Olmaz olur mu? Neyiniz vardı? At vardı, eşek vardı, öküzler vardı, inekler vardı. Yani koyunlarımız var vardı dağda. He? At falan varmış yani. Var tabii. Sonra şehre göçerken sattınız mı onları? Tabii tabii hepsini sattık. Niye göçtünüz arı şehre? Arı kovanları vardı. Bizim komşu işte biraz evvel anlattım ya. Bizim kardeşimin Gülleri'yi köpek ısırdı. O komşu yüzünden. Babam ben burada kalırsam katil olacağım dedi. Çok kızdı komşuyla. Komşu, evet. Niye komşu yüzünden ısırdı? Komşunun köpeği. Komşunun köpeği. Ha. Ama adam yani... Ya özür dilerim, kusura bakmayın. Bu köpeği ben şöyle yapayım, böyle yapayım demiyor. Köpeğin yani sanki ısırmasından memnun. Öyle bir hava oldu orada. Ondan sonra babam da çok bozuldu tabii. O da genç o zamanlar. Ondan sonra kaç doğumluydu dedem? 1329. Yani? Yani 1913 falan geliyor galiba. Ben hesap etmiştim o zaman. 1913 falan böyle. 13 olur doğru. Ha benim babam 1315'te 1900 oluyormuş. Tamam 14 yıl var herhalde. 13 yıl var. İşte. Silahı var mıydı dedin? Vardı tabii. Hava gidiyor muydu? Gidiyordu.
Bak, ne, çok aldı, ne alıyorlardı? Bak babam anlatıyordu. Bak çok ilginçtir o. Babam işte hep silah tamir ederdi ya köyün silahlarını. Bir gün demişler ki Eyüp ya sen de gel bizimle demişler. Genç tabii daha o da 20 yaşında falan. Askerden önce miydi sonra mıydı bilmiyorum. Sen askerliğini hatırlıyorsun ya dedim. Evet askerden gelişini hatırlıyorum. Tahta bir bavulla geldi. İçerisinde portakal çıktı. Portakal köyde portakal ne? Ya ne diyorsun sen? Ne biçim? altın değerinde bir şey. Günlerce o helikopter yumurtası. Olacak iş değil ya. Portakal bir şey. Herkes şaşırıyor. Yalnız ben değil. O köylüler de şaşırıyor. Tabii. Görmemişim millet. Nerede yapmıştı askerliğini acaba? Neredeydi? Burdur'un merkezinde yaptı. Ha Burdur'da yaptı. Burdur'un merkezinde. Herkes olduğu yerde mi yapıyordu o zaman? Yakın yerlere gönderiyorlar nerede bilmem o zaman öyleymiş. Dört seneye bilmem kaç ay diyordu babam. Askerlik yapmış. Yani çok uzun süre yapmışlar. Babam da öyle. Evet, babam da öyle. Yani kaç yılları arasında yapmış? Ben demek ki 5 yaşında falan olsam demek ki 37-42 falan herhalde. Günde aynı adam doğdu yazdan sonra amcam kaç doğdu? Onlar 4 yıl. Ezine de. Hepsi 4 yıl. Amcan? 2 defa askere giden. Amcam 43-44 doğdu zannediyorum. Arada çocuk yok yani. Arada çocuk yok. Bitti. Askerlik münasebetiyle. Evet. Anneannem bir şey. Yok. Geldi, yok. Portakal getirdi. Ha, portakal getirdi. Yani kaçtan getirdi portakal? Çok mu? Ne bileyim canım, valizin içinden çıktı 3-5 tane portakal. Ne 10 tane olsun olur, bir tane olsun olur. İlk defa gidiyor. Bir tane başka bir şey, 10 tane başka bir şey. Dur, başka bir şey anlatıyordum. Herhalde. Ben esas o konuyu kaybettik. Çok eşit. Dedemin silahı. Dedemin silahını anlatıyordum. Ava gitmişler bunlar. Bu tek tüfeğimiz var bizim. Hep asılır dururdu orada duvarda. Ben onu biliyordum orada. Şimdi diyor karlı bir havaymış. Böyle tavşan bir çalının dibinden bir tavşan çıktı diyor. Böyle gidiyor bir iki tane gibi görüyorum diyor. Tek görüyorum diyor. Doğrulttum ben bir ateş ettim diyor. Gittim bir baktık. İki tavşan birden vurmuşum diyor. Nasıl? O zaman tek kurşunla bu çekmiyorlar. Saçma koyuyorlar içeride bir sürü. Ondan sonra hemen diyor, İbrahim Ağa mı diyor, birisi vardı orada, başka birisi anlatıyordu hep babam. Hemen gelmiş, Eyüp ne yaptın sen ya demiş, vallahi demiş işte attım. Demiş oğlum nazar mazar değer, şu silahı bir daha patlat bakayım sen demiş. Ya, bir daha patlattık silahı diyor. İşte iki silahla iki tavşan vurduk dedik diyor. Babam hep anlatırdı bunu. Sizde varmış demek ki böyle bir kuvvet gösterisin. Bir de yumruk vurup da bozman var ya onun gibi. Babam da fuarda bu yumruk şey var ya vuruyorsun böyle. Babam anlatırdı o biliyor detayını. Okuldaydık o zamanlar. Bir çocuk vardı böyle güçlü kuvvetli falan. Ben de o zaman spor falan yapıyorum. Ben de iyiyim ya. Fuara gittik. Fuarda bir alet yapmışlar. İzmir'de mi oluyor? Ne? Ankara'da. Ne fuarı vardı ki orada? Gençlik Parkı. Şeyde canım Gençlik Parkı'nın içinde. Vardı, evet. Fuar değil. Gençlik Parkı'nda şey. Luna Park. İsmi de Luna Park mıydı o zaman onu da bilmiyorum. Uzun bir ray yapmışlar. Rayın üstünde bir tane ağır araba var. Ha, evet, tekerlekli. Evet. O ağır arabayı böyle geriliyorsun. Bir tutacak yer var böyle. Hızla vurduruyorsun. Karşıda gidiyor o bir yere vuruyor bu düm diye. Ondan sonra yukarı doğru bir şey çıkıyor. Işıklar yana çıkıyor. En sonunda kaça çıktıysa orada ben yanıyor bir şey. Orada okuyorsun. 800, 900, 1000 neyse. Bu geldi bir attı. Bilmem kaça kadar çıktı. Sonlara kadar çıktı. Ama en sona çıkmamış herhalde. Sen at dedi. Ben bir attım. Alet gitti takıldı en son çıkınca da ses çıkartıyor. Rırırırırırır falan böyle. Takıldı kaldı alet oraya. Merdiven getirdiler. Sen de valla ne şey sahibi olmuşsundur orada. Bozulacağı varmış aslında. Ben çok kuvvetli olduğumdan değil belki. Dedim bak ben ne yaparsam böyle yaparım işte.